Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle bugün bahçemizdeyiz, yine görüyorsunuz. Ben şöyle çapa yapıyorum. Şöyle evimizin son halini size şöyle göstereyim. En son balkonumuzu yapıyorduk biliyorsunuz ki. Daha iyi olmaz mı? Balkonumuzu şöyle yaptık, kenarlarını da gerdik arkadaşlar biz. Hani böyle rüzgar girmesin diye. Bakın şuraya da şöyle oturma yeri gibi yaptık. Şöyle son hali böyle oldu. Bakın şöyle. Açılmaz bu Batu Hanım. İçerinin son hali de böyle. Arkadaşlar babam şimdi biraz sonra bize şuraya raf yapacak arkadaşlar. Ondan sonra biz de eşyalarımızı rahatça güzel bir şekilde oraya koyabileceğiz inşallah. Şöyle. Şişt. Hasan Mete, Batuhan uyanır. En son buraya da böyle yaptık arkadaşlar. Halımızı koyduk. Buraya da böyle yüksekte. Burası da böyle. Kim girdi ayaklarıyla? Ha, o olur anne. Biraz dağınık gibi gözüküyor olabilir ama yani anca bu kadar oluyor. Şöyle bakın, görüntü bizim için o kadar çok önemli değil yani. Bizim için sadece hani şöyle oturacak bir yerimiz olsun, malzemelerimizi koyacak bir yerimiz olsun yeterli. Şöyle. Bakın. Önemli olan dış görünüş değil sonuçta. İç görünüş yani. İçi güzel oldu. Ben de şöyle patateslerin aralarını dolduruyorum. Otlarını yoldum. Şu taraf bakın duruyor. Kavun ve karpuzlarımız daha çıkmamış. Büyük bir ihtimal çok biraz babam derine dikmiş sanırım. O yüzden çıkmamış. Hani ben tam kavun ve karpuzun nasıl şey olduğunu bilmediğim için o yüzden buraların şeylerini pek yapamayacağım ben. Sadece araların otlarını yollarım, gerisini babam çapalarlar. Ben bilmiyorum çünkü hani gayetten küçük, bir de çok aralarda var, bazı yerlerde var, bazı yerlerde daha çıkmamış. O yüzden ben tam bilemiyorum. Şöyle elimden geldiğince patatesleri yaptım ben de. Şu kabakla patatesin arasına oydum. Kabaklar da yeni çıkmaya başlamış bakın. O taraflarda daha fazla var. O taraflardakini yapacağım. Bakın şöyle. Toprakla uğraşmak o kadar zevkli bir şey ki. Anlatamam, çok zevkli. İnsanın böyle bütün böyle şeyini alıyor yani, böyle enerji veriyor resmen. Bir de böyle dün de yağmur yağdı. Toprak da böyle o kadar yumuşak olmuş, o kadar yumuşak olmuş ki. Böyle pamuk gibi olmuş. Evet arkadaşlar, dün akşam biliyorsunuz eşim uçurtma yaptı. Ya şöyle şuradan göstereceğim, bir dakika. Bakın uçurtmamıza. Şöyle kuyruğunu da yaptık. Uçurtmamız. Şimdi eşim uçuracak. Hadi. Şu tarafa doğru mu koşturacağım? Dur. Bir dakika. Bir dakika. Bırakacağım baba. Bir dakika. Tamam. Tamam. Bakıyor mu? Bakıyor. Ha gayret. Ha gayret. Uçtu. Dur, bir de ben yapayım.
Dur. Nasıl? Bizler gelsin bunu indirelim. Oradan buraya doğru koş. Baba dur, ben koşturayım, ben. Öyle olmaz, dur. Nasıl olduğunu bırak. Dur. Ben koşturayım şöyle. Koşturayım mı? Dur öyle değil. Bırak sen de onu. Gel. Boş dur. Evet arkadaşlar, uçurtma pek olmadı arkadaşlar, uçmadı. Biraz daha akşamüstü uçurtacağız. Rüzgar pek yoktu. Babamgil yukarının çatısını yapıyorlar. Çatısı yarım kalmıştı. Ben de şimdi fide aldık. Domates ve biber fideleri. Bakın patatesin olduğu yerleri bitirdim. Dediğim gibi kavunların olduğu yere ben ellemedim. Çünkü çıkan, ben tam bilmediğim için çıkanlar varsa da onları da yolmayayım diye ellemedim o yüzden. Bakalım. Şimdi de şöyle fideleri aldık dediğim gibi. Fidelerimizi dikeceğim ben. Dediğim gibi orada çatıyı yapıyorlar. Çatının geri kalan kısmını. Şöyle ben kamerayı ayarlayayım. Uçtu. Geri indi aşağı.